Ay abla, otoparkta benimkini gördüm. Aa, tesadüfün bu kadarı. Sence tesadüf mü? Kesin beni takip ediyor. Ay vallahi olabilir ha. Seni görünce ne dedi, ne söyledi? Ay, Amerika'ya gidemedim, seni unutamadım dedi. Ben tam bir aptalım dedi. E'si benimle görüşmek istiyormuş, yarın arayacakmış. Ay hadi iyi bakalım ha. Vallahi süper. Ayku, ya sana bakmaya çıktım vallahi. Annem terli tatlısı yedirecek abi bize. Yürü, yürü kızım. Nerede kaldın Allah aşkına? Yarım saatten beri gelemedin. Kaybolmuşum anne. Senin kaybolma aranı da meşhur oldu ha. Ver. Siz de fazla oyalanmayın, bir an evvel gidin eve. Tamam anneciğim, tamam. O adam da gelmesin eve, bizim yokluğumuzdan falan faydalanmasın, tamam mı? Yok anneciğim, merak etme sen, vermem ben. İyi tamam, o zaman biz gidelim ama bir şey olursa da arayın ha. Tamam, tamam, merak etme. O zaman görüşürüz ablacığım. Kendine iyi bak. İyi işte, görüşürüz. Sabah görüşürüz abla. İyi geceler. De, iyi geceler. Ben de kızları bir geçireyim, tamam mı? Onur, kahve alacağım kendime. Sen de ister misin? Lütfen siz hiç zahmet etmeyin, ben alırım. Yok yok yok, Allah aşkına biraz ayaklarım açılsın. Efendim Onur Bey. Ya, alo Somet. Sen eve geçebilirsin, beklemene gerek yok. Tamam Onur Bey, iyi geceler. Onur, ben senin kalmanı istemiyorum. Gider misin? Lale, ben kalmak istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Ama benim burada sana ihtiyacım yok. Yani ben senin yanında rahat edemem. Doktor Onur burada zaten. Bir şeye ihtiyacım olursa ilgilenir benimle. Lale, sende bir şeyler var. Ne olduğunu söyler misin bana? Benim bilmediğim bir şey mi var? Senin bilmediğin bir şey. Senin bilmediğin bir şey olması mümkün mü acaba? Yani gizli saklı bir şey kalmıyor ki. Herkes her şeyi biliyor. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Ne oluyor ya? Bir şey olmuyor Onur. Gitmeni istiyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben sana bir şey olacak diye ödüm koptu. Böyle bir gecede seni yalnız bırakmam, tamam mı? Lütfen beni düşünüyormuş numaraları yapma. Ne? Allah aşkına yapma şunu. Seni düşünüyormuş numaraları mı? Ben sana numara yapıyorum, öyle mi? Lale, sana inanamıyorum ya. Sana inanamıyorum. Ben seninle şu anda tartışmayacağım Onur. Anladın mı? Doktor ne dedi? Stresler uzak dur dedi. Ama sen beni itiyorsun. Bir süre görüşmeyelim, tamam mı? Uzak duralım birbirimizden. Benim varlığım senden stres yapıyor, öyle mi? Biraz önce söyledim, duydun? Duydum. Aa, Onur Bey arıyor. Efendim Onur Bey. Alo Samet, gel beni al. Tamam, alayım. Dönüyorum şimdi hemen. Canım, ben dayanamadım, sana aldım kahve yap. Teşekkürler ama ben gidiyorum. Nereye? Sizin anne kız daha rahat edeceğinizi düşündüm. Zaten Lale de öyle istiyor. Neyse, ben sabah gelip alırım sizi. İyi geceler. Ha. Laleciğim, niye gönderdin çocuğu yine? Anne, biz beraber kalalım ya. Ben onun yanında rahat edemem. Bir de strese sokuyor beni yani durup durup. Anne, niye böyle beni sıkıştırıyorsun, sorular soruyorsun ama ben geriliyorum şu anda. Tamam, 8 hafta şey yapalım. Sen hiç takılma bana. Ben sakin sakin oturuyorum ya. 8 hafta.
Bir zamanlar ülkelerin birinde minik bir kasabada çalışkan ve mutlu insanlar yaşarmış babacığım. Günlerden bir gün kasabalılar işlerinden dönerken nereden geldiği belli olmayan güçlü bir rüzgar esmeye başlamış. Oo, bu o kadar güçlü esen bir rüzgarmış ki kasabalılar uçmamak için birbirlerine tutunmak zorunda kalmışlar. Ancak yine de rüzgara karşı direnememişler. Güçlü rüzgar kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk, çocuk ne varsa bütün insanları tüy gibi kaldırıp gökyüzüne savurmuş. Babacım görüyor musun rüzgarı ne acayip? Babacım? Uyudun mu kız? Nasıl? İyi, çok şükür, çok iyi. O zaman ben gideyim. Olur, git. İyi geceler işte. İyi geceler Baldız. Nünüm, sana da iyi geceler. Nünü yok, Nilüfer. Nilüfer, sana da iyi geceler. Sen nerede kalıyorsun bakayım ha? Ya arkadaşlarda kalıyorum, sen beni merak etme. Ne merak edeceğim be seni. Tamam, hadi, sen çok konuştun, hadi. İyi geceler, hadi. Hadi, naş. Ne oluyor be? Ayakkabıları unutmuşum. Nergis, ben ayakkabılarını unutmuşum. Girme sen oradan, dur. Hadi, yürü. Şurada şey... Yok yok, hadi dışarıda, hadi. Hadi, hadi, hadi gidelim, hadi. Kız, bana bak. Bu böyle kılıcısının deminde kalıyor falan olmasın ha? Kalıyorsa kalsın abla. Hem boşanacağım diyorsun, hem kıskanıyorsun eniştemi. Hey bana bak, senin var ya dil pabuç kadar oldu son zamanlarda. Hadi yürü, çok konuşma. Terliklerini, hadi. Al ayakkabını, hadi yürü. Şu dil pabuç kadar. Benim için konuşayım. Hadi, hadi, hadi. İnanamıyorum Fikret, inanamıyorum. Ben kaza geçirdiğimde hastanede 20 gün kaldım. Oğlum bir gün bile yanıma gelip kalmadı. Biliyorsun hastanelerden nefret eder. Çocuğum söz konusu dedi. Sen de duydun Yıldız. Çocuk için mi yani? Kıza hiçbir şey hissetmiyor mu? Görmüyor musun? Hiç yapmayacağı şeyler yapıyor bu çocuk. Haklısın. Allah korusun, Allah göstermesin. Hiç istemem ama bebeğe bir şey olsa ayrılmayacak Lale'den bu çocuk. Direkt kalben Lale'ye bağlandı konu. Yani ne yapacağız o zaman Fikret? Delireceğim ben. Şimdi bunları düşünmeyelim Yıldız. Önemli olan bebeğin sağlığının iyi olması. Düğün dediğin nedir ki? Tekrar yaparız canım. Tekrar mı? Hayır Fikret, hayır. Kendi aramızda bir nikah yeter, tamam lütfen. Oğlum, sen hastanede kalmayacak mıydın? Ne oldu? Ben annesiyle daha rahat eder diye düşündüm de. Bir de işte hastane ortamı falan. Tabii. Yani iyi yapmışsın. Neyse ben çok yorgunum, yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler oğlum. İyi geceler oğlum. Ay inanmıyorum Fikret. Kız oğlumu yanında istemedi. Ay oğlumun düştüğü durumlara bak. Ay daha neler göreceğiz bakalım. Yıldız ya bak sinirlenince yemeğe veriyorsun kendini. Yemeyeceğim, yutacağım Fikret. Sen de rahat varsın. Ben yedim zaten yedi. Gerçekten ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani tekne falan çok güzel.
Bütün sevdiğim yemekler de burada. E işte Deniz'de olunca ben de hazırlıklı olayım dedim. Her şey emrinize amade değerli hanım. Bak önce sana şunu söyleyeyim. Peşin. Vereceğin her türlü karara saygım var. Söyleyeceğin her türlü isme saygım var. Ama eğer ortak payda da birleşirsek, yani en azından hani ikimizin de hoşlanacağı bir isim olursa çok sevinirim. Yani Onur, yani ismi ne olursa olsun beğenirsin diye düşünüyorum sonuçta. Oğlumuzun ismi. Zayıf noktamdan vuruyorsun. Haklısın. Sonuçta oğlumuzun ismi. Her ne olursa olsun seveceğiz. De artık lafı diyorum daha fazla uzatmasak diyorum, bir söylesen diyorum ismini. Ha, ne dersin? Evet Lale. Emir. Şu an gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani ya çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim sana. Biraz duygulandım da. Gerçekten sen şimdiden çok iyi baba oldun. Nasıl ben teşekkür ederim sana? Az önceki tavrım için de özür dilerim. Yani öptüm ya, o anlık bir tepki, heyecandan kaynaklanan. Ben fark etmeden yaptım, kusura bakma, oldu mu? Öp ya. Ay, öp ya derken oradan öpmüşsün ne olacak yani, önemli değil. Oradan öptüğün için önemli değil. Anladım. Bu dansı bana lütfeder misiniz? İkimiz için her şeyi düşündüm Lale. Çok etkilendim. Yani benden etkilendiğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Bu geceden bahsediyorum. Yani bu yaptıklarından çok etkilendim anlamında. Yani benden etkilendiğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Sen benim hayatıma girdiğinden beri benim hayatım mahvoldu. Şu anda orada ben evleniyor olabilirdim. Hatta hamile bile olabilirdim. Ama sen benim hayatımı mahvettin. O yüzden şimdi sana iki seçenek sunuyorum. Ya şimdi hayır dersin. Ya da sizin evliliğinizin bir sözleşmeden ibaret olduğunu herkese söylerim. Sen ne demek istiyorsun? Onur sizin evliliğinizin sözleşme olduğunu söylemişti. Hatta senin ailenin bu sözleşmeden haberi olmadığını da söylemişti. Ailen duysa çok üzülür, öyle değil mi? Gerçi Onur sana sözleşmeyi imzalatarak kolayca ayrılmayı garantilemiş. Ama ben artık evlenmenizi de istemiyorum. Onur sana karşı bir şeyler hissetmiş olsaydı bu şekilde evlenmezdiniz. Hatta ben bile burada olmazdım. Onur'un ne hissettiği umurumda bile değil. Ben sadece çocuğumu düşünüyorum. Seçenek senin. Ya şimdi hayır dersin ya da herkes gerçekleri öğrenir. Ailen, arkadaşların, hatta oğlum bile. İyi düşün.
Hala ben kalmak istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Ama benim burada sana ihtiyacım yok. Yani ben senin yanında rahat edemem. Doktor Onur burada zaten. Bir şeye ihtiyacım olursa ilgilenir benimle. Lale, sende bir şeyler var. Ne olduğunu söyler misin bana? Benim bilmediğim bir şey mi var? Senin bilmediğin bir şey. Senin bilmediğin bir şey olması mümkün mü acaba? Yani gizli saklı bir şey kalmıyor ki. Herkes her şeyi biliyor. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Ne oluyor ya? Bir şey olmuyor Onur. Gitmeni istiyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben sana bir şey olacak diye ödüm koptu. Böyle bir gecede seni yalnız bırakmam, tamam mı? Lütfen beni düşünüyormuş numaraları yapma. Ne? Allah aşkına yapma şunu. Seni düşünüyormuş numaraları mı? Ben sana numara yapıyorum öyle mi? Lale, sana inanamıyorum ya. Sana inanamıyorum. Ben seninle şu anda tartışmayacağım Onur. Anladın mı? Doktor ne dedi? Stresler uzak dur dedi. Ama sen beni itiyorsun. Bir süre görüşmeyelim, tamam mı? Uzak duralım birbirimizden. Benim varlığım sende stres yapıyor öyle mi? Biraz önce söyledim, duydun. Duydum. Bana niye böyle davranıyorsun Lale? Benim bilmediğim ne var? Olunca böyle oramız buramız. Ay. Gel. Ay canım benim. Efendim, ben yardımcı olayım size. Ay şunu al sen tatlım. Aman Onur. Abla nasılsın? İyiyim ablacığım. Ay. Anne. Ay. Ay canım. Oh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Canım hadi gir içeri. Hadi kahvaltıya. Gel gel. Hadi gir gir. Hadi kahvaltıya. Peki. Ben seni öyle bırakmam. Gel. Peki. Hadi bakalım. Gel. Ay. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Nasıl? Bir haber alabildin mi Lale'den? Nasılmış? Onur erkenden hastaneye gitti anneciğim. Bugün Lale kesin çıkıyor. Ah çok iyi. Bir ara bakalım. Eve geçtilerse biz de bir ziyaretlerine gidelim. Peki anneciğim, nasıl isterseniz. Pardon. Efendim annem. Oğlum ne yaptınız? İyiyiz anne. Şimdi Lale'lere geldik. Hastaneden çıkarttık Lale'yi. Beraber kahvaltı yapıyoruz. Ne güzel. Biz de babaannenle birlikte Lale'yi ziyaret etmek istiyoruz eğer müsaitlerse. Bir saniye. Efendim bizimkiler size ziyarete gelmek istiyorlar. Müsaitseniz onu soruyorlar. Lale'yi çok merak etmişler onlar da. Tabii. Bekleriz. Tamam anneciğim, müsaitler bekliyorlar. Peki yavrum, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Müsaitlermiş anneciğim. Hatta oğlumla kahvaltı ediyorlarmış. İyi ya işte. Hadi. Hadi canım, hazırlan da. Bir an önce gidelim. Hadi çabuk hazırlan. Peki anneciğim, siz nasıl isterseniz. Hadi bakalım. Ye ye. Gerçi ben daha güzel yaparım ama neyse. Aşk olsun anne. Ayol şaka şaka. Benim kızlarımın hepsi çok güzel yemek yapar. Yani muhakkak öyledir. Öyle tahmin ediyorum ama ben Lale'den şu ana kadar sadece salata yiyebildim. Ama tabii o da haklı. Yani şu an hamilelik sürecinde olduğu için yemek yapmaktan çok yemek yemeye daha meraklı. Ha.
Neyse, evlendiğiniz zaman artık bol bol yemek yaparsan Onur. İnşallah, inşallah. Yani öyle umut ediyorum. Ablam, başka bir şey yapayım mı? İstiyor musun ha? Yok abla, zaten her şey var. Ellerinize sağlık. Hı, afiyet olsun gülüm benim. Enişte kahve yapayım mı? Yok Nergis'im, çok sağ ol. Holding'e gitmem lazım. Ay canım benim. Hatta müsaadenizle içeyim ben de. Canım benim, her şey için çok teşekkür ederiz sana. Rica ederim efendim, ne demek. Yerli'cim, sen de bir şey istersen, bir şeye ihtiyacın olursa hemen beni ara, tamam mı? Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Müsaadenizi alayım ben. Müsaadeyi istiyor. Müsaadenizle. Enişte görüşürüz. Görüşürüz. Ay, hadi ben seni götüreyim canım. Sen hiç rahatsız olma, zaten yorgunsun. Dediğim gibi bir şey istersen ararsın. Hadi gel gel. Abla neyin var ya? Dövecek gibiydin enişte mi? Bir şey yok. Of, ay ya. Nerede, nasıl oldu acaba? İyiymiş anneciğim, konuştum ben. Hastaneden çıkmışlar, eve geçmişler. Aa, ay ben öylesini böyle havaya sormuştum yani. Ama sen cevap verince çok mutlu oldum yavrum, sağ ol. Ben telefon ettim, merak ettim ya kızı. Vallahi aradım yani, kahvaltıdan sonra da gideceğim hatta. Aferin yavrum, aferin. Git çocuğum, git. O da artık senin bir akraban sayılır değil mi Erol'u? Yani. Git tabii kızım, git git git. Betül sen de git. Yok canım, benim daha önemli işlerim var, teşekkürler. Daha önemli? Hayatım, o zaman şöyle yapalım mı? Ben şirkete giderken seni de Lale'ye atayım. At beni. Teşekkürler aşkım. Ne demek bir tanem? Diyorum ki anneciğim, ben de gideyim Onur'a yardım edeyim. Neticede birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan o kapkara günlerden geçmiyor muyuz? Evet çocuğum, evet. Hatta bana sorarsan Onur şirketten birkaç gün izin alsın ve şirketteki bütün işlerle sen ilgilen Erol. Patronla alışayım. Ya bu Onur'a destek olma amaçlı değil mi? Evet, evet. Bu. 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 Ben doydum ya. Aa, duyda inanma. Vallahi mi kız? Neyse, benim çantam yukarıda da. Ben onu alıp geleyim. Hazırım zaten ben. Hadi çıkalım aşkım. Tamam. Görüşürüz çakırdak ailem. Güle güle kızım. Güle güle kızım. Ha, anladım. Ben gideyim de kendime bir Türk kahvesi yapayım o zaman. Çok iyi olur Şahadeciğim. Bak, eğer bu kız... Daha gitmedi. Çıktı mı? Tam çıksın. Net çıktı mı? Bak, eğer bu kız sözleşme karşılığı evliliği tamam dediyse... ...mutlaka bir bedel ödenmiştir Erol. Hissediyorum bunu. Yani? Para ödemişlerdir yavrum bu kıza. Öyle desene anne, bedel ne? Yok berdel. Diyorum ya işte yavrum. Hadi git şirkete. Gözünü kulağını sekiz aç. Her şeyi didik didik et. Belki de bir şeyler bulacaksın. Belki de sen bulacaksın Erol. Evet, olmaz mı? Olabilir. Olabilir. Evet. Hadi. Anam! Efendim. Alo. Pelin'cim nasılsın canım? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim canım. Çok teşekkür ederim. Pelin'su neredesin hayatım? Yoldayım, şirkete geçiyorum. Harika. Harika canım benim. Ya Pelin'su ne düşünüyorum biliyor musun? Bugün Onur'un sana her zamankinden daha çok ihtiyacı olacak. Malum biliyorsun. Lütfen onun yanında ol. Oldu mu kızım? Siz hiç merak etmeyin. Ben onu teselli ederim. Aferin kızım, aferin. Ben destek ekibi de yola çıkardım. En ufak bir şeye ihtiyacın olursa Erol'umdan yardım alabilirsin yavrum. Biliyorum, çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Tekrar görüşeceğiz. Görüşürüz, hoşça kalın. Teşekkür ederim, sağ ol kızım. Rica ederim ben. Teşekkür. Lale'cim, seni iyi gördüğüme çok sevindim. Bizi çok korkuttun kızım. Songül Hanım, doktor en son ne dedi?
Hay, işte istirahat edecek dedi. Bol bol dinlenecek, bir de stresten uzak duracak dedi. Doktor istirahat dediyse o halde tekrardan bir düğün telaşı doğru olmaz. Bir nikah yapalım tamam. Bence de, bence de. Olur mu kız? Vallahi bence de o kadar çok şeye yeniden pek ihtiyaç yok ama yine de Lale bilir. Tabii Lale bilir. Biz her şeyi yeniden yapmaya hazırız. Aynen yapmaya hazırız Laleciğim. Bence o kadar zahmete tekrar girmeye gerek yok. O zaman hemen nikah yapalım. Yine bizim bahçede. Yine sen Laleciğim gelinliğini giyersin. Bizler de hazırlanırız. Önce nikah yaparız ardından güzel bir aile yemeği. Olabilir. Aynı elbiselerle ama. Tamam iyi olur çok güzel olur. Ben müsaadenizi istesem ayıp olur mu size? Hastaneden yeni çıktım ve çok yorgunum. Tabii tabii. Annem senin başın mı döndü? Yok yok. Anneciğim, biraz dinleneyim uzanayım. Dur tabii ya, kızım tabii tamam. Ben de seninle geleyim. Müsaade senin ya bu. Ne var Allah'ım yarabbim? Biraz ya. Daha bir yat da sen. İyi günler. Evet. İyi istirahatler kızım. Ay kusura bakmayın işte. Aniden gelince siz. Ne demek? Tatlı görünce ben de tutamıyorum kendimi. Aa, belli belli. Lale. Ne oldu iyi misin ablacığım ha? İyiyim abla. Lale ne oldu bir şey olmuş ablacığım sana. Bir şey olmadı. Olmuş Lale. Aa bir şey var. Söyler misin Onur sana bir şey mi yaptı ha? Ay bugün Onur'la sen ikiniz böyle barut gibiydiniz yani. Anlatır mısın ne olduğunu? Ya bir şey yapmadı ne yapabilir zaten. Bak Lale. Bana yalan söyleme. Olmuş bir şey olmuş. Acaba böyle içine atma ya. Hem çocuğa hem kendine zarar. Bak strese gireceksin sonra. Hadi anlat ablacığım. Ne olur. Hadi kusun beni. Tamam anlatacağım. Heh. Ama bak sakın böyle üzülmeyeceksin. Tam stres yapmayacaksın. Yok yok yapmayacağım. Yapmayacağım. Sen anlat bakayım. Şimdi... Filiz. Ay, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Lale? Vallahi merak ettim ya böyle gözümle bir göreyim dedim. Nasıl oldun? İyiyim iyiyim sağ ol. Niye olmuş ya? Biz çok üzüldük vallahi. Stresten mi olmuş? Ne olmuş? İşte hem stres hem böyle düğün telaşı üst üste yani. Ha, dikkat edeceksin artık Lale Sultan. Vallahi. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesin nazar değdi size. O sarı çiyan var ya, onun o gözü kaldı kesin, kem göz. Hayır öldü, öldü, dirildi ya evlenecekler diye. Zaten kuyruk gibi, onun peşinden de gitmiyor. Ha tamam, doktor stres yok dedi, tamam. No stressing, yes stretching. Hadi, güzel bir şeylerden bahsediyoruz. Ablacığım, annem dükkana gidin dedi. Ay vallahi işi gücü unuttuk ha. Tamam, hadi Nergis gidelim. Ablacığım, şey yapalım, ben bir dükkana gideyim geleyim. Sonra konuşuruz, tamam, tamam mı? Konuşuruz. Hadi. Hadi görüşürüz Filizciğim. Ablacığım bir şey olursa ararsın olur mu? Ararım ararım. Ay tamam. Güzel şey ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi vallahi beni boş ver ya. Asıl senin nasıl gidiyor hamilelik? Vallahi benim de iyi gidiyor da biraz fazla böğürtüyor. Senin kusur olmuyor mu? Böğürtüyor mu? He. Çıkartma. He. Oluyor tabii arada benim de. Yılın düğünü yarım kaldı. Bakalım bizim kuzen bir benden gizli ne iş çeviriyor? Alo Aslı'cığım nasılsın? Çok tatlısın, teşekkür ediyorum. Bana son 6 ayın dökümünü yollayabilir misin mailime? Teşekkürler, kolay gelsin. Bay bay. Pelinso. Bravo, bravo. Seni ayakta alkışlıyorum. Gerçekten bir düğünü ancak bu kadar rezil edebilirsin. Beni karşılarına almayacaklar. Almayacaklardı. Seni karşılarına alırlarsa bayılırlar. Sen biliyorsun. Hayır bile diyemedi. Keşke deseydi. Neyse tamam gülmeyelim. Filiz'im var kız. Gülmeyelim çok fazla. Ters teper Allah göstermesin. Ay Erol. Bu konuda sana destek veremeyeceğim. Ama haklısın benim de kendimi melek moduna almam lazım. Aa melek modu şeytan modu diyorsun yani. Onur. Lale için gerçekten çok üzüldüm. Umarım bebeğe hiçbir şey olmamıştır. Acaba bunu duyunca benim saftirik kuzenim nasıl vicdana gelecek de sakinleyecek? Değil mi öyle ya?
Kız peki ya Lale Onur'a her şeyi anlattıysa? Erol, bu kadar saf olduğunu düşünmüyorum. Asla böyle bir şey cesaret edemez. Gözü karayım diyorsun yani, benden korkulur diyorsun. Pelin Su, hayatım, sen annemi arkana aldın ya, senden gerçekten korkulur. Neyse Erol'cum, benim birkaç işim var. Ondan sonra kendimi melek moduna alıp Onur'un odasına geçmem lazım. Kolay gelsin. Şişt, kız, bir gıybet olursa haber ver. Habersiz bırakma. Ay şu çiçekleri falan sulayalım ya. Ay vallahi ben de bahçeyle ilgileneyim biraz. Ha. Abla benimki arıyor. Ay bana bak çok fazla yüz verme, böyle arana mesafe koy ha. Merak etme, bundan fiti fiti getireceğim. Aynen. Alo. Nergis ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün müsaitsen akşam üzeri gibi görüşelim mi? Yani müsait sayılırım ama niye görüşeceğiz? Ya Nergis bak ben sana her şeyi açıklayacağım. Açıkladığımda bana hak vereceksin. Çok önemli. Peki Samet, görüşelim de ekmezsin beni umarım yine. Olur mu öyle şey Nergis'im ya? Bak bundan önce yaptığım her şeyin bir açıklaması var. İnan bana. Peki bakalım. Tamam o zaman. Akşam 8 gibi alırım ben seni. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Oh be. Açıklayacağım her şeyi. Gerçeği bilsin. Bizim aşkımıza yalan yakışmıyor ya. Amcam niye arıyor beni şimdi ya? Efendim amca. Samet, oğlum köyde gitarlıya imar geldi. Biz de satıyor. Neden? Çok para verdiler oğlum. Sana da 300 bin düşüyor. Çabuk gel imzanı at. 300 bin mi? Tamam amca, ben yarın memleketteyim. Geliyorum, imzalıyorum ya. Tamam, görüşürüz. Samet'im hayırdır? Yüzünde güller açıyor. Şimdi benim köyde babadan kalma bir tarla vardı abi. Ha. Amcam aradı. Ha. Satıyorlarmış. Ha. Bana da 300 bin kaldı. 300 bin mi? Yuh lan, o ne biçim para öyle? Hayırlı olsun kardeşim, güzel paraymış. Sağ olasın abi. Ben şimdi akşam Nergis'le buluşacağım. Ha. Üstüne de bu haber. Artık bir tane ev alırım kendime. Düğün içinde para kalır bana. Sen az gel bakayım şöyle. 300 bin mi dedin? Oğlum hemen öyle gidip ev mev alıp ne yapacaksın öyle şeyleri ya? Bak benim aklıma acayip acayip fikirler geliyor. Sen de az bir konuşalım mı? Konuşalım. Gel bakayım şöyle. Bak. Şöyle şey yap. Ha. 300 bin diyorum. Efendim siz o zaman Lale ile nikah gününü kararlaştırıp bize bildiriniz. Tabii tabii, aman bir an önce kıyalım şu nikahı artık. Sus. Biz de öyle istiyoruz, bir an evvel olsun. Lale'ye selam söyleyin. Ay uyuyakalmış, kusura bakmayın artık. Tabii işte. Tabii dinlensin. Amin. Yeter ki sağlığına kavuşsun. Amin. Tabii. Hadi. Biz de sizi bekliyoruz. Buyurun mutlaka. Mutlaka geliriz. Sağ olun. Şeye dikkat edin. Tokozlar kocaman kocaman giymişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Lale'cim. Canım. Dinlenebilir mi kuzum? Evet. Aa, buraya bırakmışlar. Uyudum. Gittiler mi? Ha, gittiler yavrum. Ne yapmışlar bunu? Böyle mi bırakmışlar böyle? Anne ben hallederim, bırak kuzum. Sen ne halledeceksin? Bırak Allah aşkına, sen dinlenmene bak yavrum benim. Ay. Ay ya. Ne oldu? Ay terliğim yok. Ay benim o terliğim yok. Ay şişmiş diye ayaklarımı almıştım. Unutmuşum. Ay olsun. Şey, ben hastaneye gidince şey yaparım, alırım onu. Kızım sen ne zamanki bile gideceksin. Ya bak çok görgüsüz demezse bu bir doktor Onur'u arasan da, bir kaybolmasa bir yerlere. Ha? Bir ayırsalar da ben bir gidip alsın. Aa. Keşke başka bir şey isteseydin. Doktor Onur arıyor. Haydi canım. Evet. Bak iyileşecek hastanın doktor ayağına gelirmiş. Anne ya. Efendim. Ah Lale, nasılsın? İyiyim, dinleniyordum öyle. Aa, uyandırmadım umarım. Yok yok. Uyandırmadım, hatta biz de senden bahsediyorduk. Öyle mi? Evet annem terliklerini unutmuş da orada. Acaba bir söyler misin, saklasınlar bizim için, ben hastaneye gelince alayım. Olur tabii. Hatta şöyle yapalım. Ben bugün annemi almaya gideceğim. Dönüşte de uğrarım, terlikleri bırakırım. Zahmet olmasın sana. Ne zahmeti canım? Olur mu öyle şey? Zaten yolumun üstü. Gelir bırakırım ben. Tamam. Oldu, görüşürüz.
Görüşürüz. Ne diyor? Cenk, buradan geçecek mi zaten? Ay, mutlaka annesine gidiyordur. Ay, çok anneci bu adam. Ama centilmen. İçmesin beni, ben bunları bir yıkayayım da ondan sonra katlarım. Kirliyat edeyim. Ben yapamayacağım böyle. Tamam. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kalmalıyım.